Merhaba arkadaşlar. Akşam kızımın düğünü vardı. Gece saat 1'de Muğla'dan yola çıktık. 3.30'da buraya geldik. Sabahleyin de zaten buranın ne kadar sıcaktı? 43-44 derece sıcaktı. İnsanlar gerçekten çok büyük bir sıcaklığın içindeler. Ama neden bu sıcaklığın içindeyiz ya da neden bu kadar ısınıyoruz, bunalıyoruz, sıkıntı çekiyoruz? Anlamıyorlar, anlamak da istemiyorlar. Hani bütün kavram buradan kaynaklanıyor. Ay, sesim bile zayıf çıkıyor yani. Biraz yüksek sesle konuşmak istiyorum. Diyor ki, Kur'an'ın kalbi konumundaki Yasin suresidir. Demek ki Kur'an'ın kalbi neredeymiş? Yasin suresindeymiş. Yani bu da gösteriyor ki kitap bütünüyle bir babın suresi olan Yasin suresi etrafında dönmektedir. İşte şu halde bab kitabın kalbidir. Bu yüzden şey, yani Muhittin Arabi, bu babda Arif'in kalbinde ona tecelli eden marifetlerden söz etmektedir ki bunlara ileride değineceğiz diyor. Hani şimdi özellikle şundan bahsedeyim. Eğer bir işin içinde korku varsa mutlaka şeytan vardır ya da ego vardır ya da sizi köleleştirmek isteyenler vardır. İki şey vardır. Ya sizi şeytan köleleştirir ya da siz şeytanı kendinize hizmetkar edersiniz. Bu ikisinin arası yoktur yani. Hani. Fakat bunu anlamadığınız müddetçe dünya hayatına hani boş gelip boş gidersiniz. Yani Mevlana diyor ya, hani insan ölmez, ölen hayvandır. Orada insan ölmez, ölen hayvandır dediği, hani bu dünyaya hayvan gelir, hayvan gidersin. Hani hayvan ikinci boyut varlığıdır. Araştırmaz, incelemez, yer, içer, tuvalete gider, çipleşir ve ölür. Yani eğer bunun üzerine bir hayatın varsa zaten senin hem bu kanalda hem de bu sohbette işin olmaz. Yani seni burası ilgilendirmez yani. Özellikle şu son günlerde gene gündem değiştiren bir olay vardı. Bu olay, bir arkadaşımızın bir tanesi işte Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgili şeylere dayalı, hani işte kitaplara dayalı, bilgilere dayalı, geçmişteki aktarılan bilgilere göre yorumlar yapıyordu. Yani o kendisinden bir yorum katmıyordu. Yani orada ne yazıyorsa ona göre anlatıyordu. Fakat tabi takipçi sayısı 1 milyona yakın bir arkadaşımız. Tabi 1 milyon kişi onu izleyip Hazreti Muhammed hakkında hani şöyledir böyledir falan denmeye başladı içinde. Gündem değişti. Televizyon kanallarında bu sefer yok efendim o doğruydu bu yanlıştı falan diye başladılar. Herkes kendine yeni bir konu bulmuş oldu. Yani insanları oyalamak, insanları İnternet çok donuyor. Çünkü burada evet, şimdi donmaz. Şimdi televizyon kanalları filan o yeni konu bulduk. İşte yok o doğru, bu yanlış. Onun anlattığı şöyle, o kendisi anlatmıyor falan. Yok avukatlar, tutuklama, işte soruşturma falan filan. Benim hakkımda da bunlar oldu. Geçmiş zamanlarda hani saçma sapan işte yok insanlar birilerine işaret ediyorlar. Biz bir tanesi diyor ki o kişiyi öldüren kişi cennete girer. Sen öldür, cennete girersin. Sen niye öldürmüyorsun? Hem diyorsun ki onu öldüren kişi cennete girer. Geri zekalı mı onu öldürecek kişi? Yani ya da öldürünce bütün ondaki bütün günahların tamamını, bütün enerjilerin, bütün negatiflerin hepsini o öldüren kişinin üzerine aldığını bilmiyor ki. Yani öldüren, ölen kişinin ne kadar günahı varsa
ne kadar bu dünyada hani yaptıkları varsa hepsini üzerine alır ve öyle ölür. Yani kaldıramayacağı kadar yük vardır yani öldüren kişinin. Zaten öldüren, öldürten bir sistem de yani ona da yine yani sistemin hareketinden dolayı. Siz karıncayı incitemezsiniz. Siz bir burada böceği öldüremezsiniz. Siz burada bir kuşa, kurda, ne bileyim hiçbir şeyi öldürme imkanınız yok yani. Yani her şey Allah'tır yani. Hani. Bundan dolayı insanlar işte Hazreti Muhammed'in hayatından sana ne? Hazreti Muhammed'in hayatıyla ilgileneceğine benim mucizem Kur'an'dır dediği, yani Kur'an-ı Kerim'i incele. Kur'an-ı Kerim senin rehberin olsun. Hani Hazreti Muhammed'in 1400 sene evvel yaşadığını senin bugüne kadar doğru aktarıldığını nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Yani belki her şey 200 yıl evvel, 300 yıl evvel anlatıldı. Hazreti İsa diye biri var mıydı? Hazreti Musa diye biri var mıydı? Ya onlarla uğraşacağına kendini tanı ya. Hani başkaları şöyle demiş. Tamam dinlersin. Yani öyledir dersin. Burada eğitimlerde öyle çalışmalar yapıyoruz ki yani 10 kişinin kulağına söylediğini en baştaki asla doğruyu söyleyemiyor. Diyorum ki bak kardeşim, şurada 10 kişi birbirine söylediğini en sondaki söyleyemiyor. Sen 1000 yıl evvel, 2000 yıl evvel söylenene inanıyorsun. Allah aşkına kendine inan ya. Kendini tanı, kendini bil. Yani hakikat arıyorsan kendini de ara. Yani başkalarının söylediği bilgidir. Yani biri yazmış, o da açıklıyor, yorumluyor. Hani onu dinleyen işte 1 milyon takipçi var. Onu işte yani öldürelim, asalım, keselim falan diyen cahil cüheyla bir halk var. Yani Fatma Girik'in oynadığı şey vardı ya hani imamın hani vurun kahpeye filminde. Yani inanın aynı bunun gibiyiz yani. Hani vurun kahpeye yani. Hani, niye? Yani ben niye vuracağım? Hani, okudun mu? Araştırdın mı? Onun söylediği mi doğru? Bunun öldür diyen mi doğru? Hani sana ne ya? Sana ne ya? Hiç, senin bu dünyada kendini tanımaz, kendini bilmezken başkalarıyla uğraşıyorsun yani. Niye? Çünkü hipnoz edilmiş, işte asın, kesin, o adamı şöyle yapın, bu adamı böyle yapın. Yani arkadaş, kendini bilen Rabbini bilir denmiş yani. Yani bana şahit ol denmiş. Yani denmiş mi ki, onun hayatını incele, bunun hayatını incele, o doğru yapıyor, bu yanlış yapıyor yani. Hazreti Muhammed, ben tevhid ilmini getirdim, yani tevhid peygamberiyim demiş yani. Onu araştır. Sen Hazreti Muhammed'in tırnağı olamazsın yani. Sen Hazreti Muhammed'in bu aleme ne getirdiğinden zerre kadar haberin olmaz. Yani ne zaman kendini bilirsen Muhammed sende doğar yani. Yani bir insan işte şu evlilik yapmış, bu evlilik yapmış falan, yani seni ne ilgilendirir ya? Hani neden yapmış, niye olmuş, niye onlarla uygulamış? Hani İlim kapısı yani adam. Ama Arap kültürüne göre bütün hayat şehvet, cinsellik, ondan sonra yani bir sürü kadınla beraber olmak. Yani senin övündüğün ya, böyle işte Osmanlı dediğin halin bile hiçbir gerçekler anlatılmıyor. Ya bir filmini çeksene, bir filmini yapsana. Osmanlı zamanında İtalya'ya gemiler gider, İtalya'daki yakın kasabalara saldırılır, oradaki çocuklar alınır, kadınlar alınır ve İstanbul pazarında satılır. Osmanlı dediğinde yani işte Osmanlı adaleti getirdi, Osmanlı bilmem ne yaptı ya, Osmanlı'dan sana ne ya? Sen nesin? Sen kimsin? Senin ne işin var bu dünyada? Yani şuraya gelseler, benim şurada beni öldürseler, kafama sıksalar zerre kadar umurumda olmaz yani. Aman beni öldürmeyin filan ya. Yani, lan ben zaten ölüyüm yani. Ölüyü nasıl öldüreceksin ki? Yani bu dünyaya öleli çok olmuşum yani. Hani, benim bu dünyada zerre kadar ne gözüm var, ne de zerre kadar arzu ve isteğim var yani. Bazı şeyleri
bu alemde Allah izin verdiği ve Allah'ın hani emri olduğu için yapıyoruz. Yani bu sizlere bu bilgileri, doğruyu, hakikati anlatmakla mükellefiz. Yani hiç kimseyi savunmayız. Hiçbir siyasete bakmayız. Hiçbir dini, hiçbir şu din, bu din, o din. Yani bu din doğru, öbür yanlış asla demeyiz. Yani arkadaş kendinle ilgilen ya. Hani bütün ben seni, sen diyor ki Allah-u Teala, ben sende sırlıyım, sende gizliyim diyor. Falan kişi şöyle yapmış. Ya, bana ne yani? Ya ama o eren evliya. Ya sana ne ya? Sana ne? Yani sen ne yapmışsın? Sen yani bu dünyada bir tane hani güzellik yaratmış mısın? Hani hep söylüyoruz ya, öldükten sonra sana iki soru soracaklar. Mısır'ın Ölüler kitabında hani diyor. Yani mutlu oldun mu? Ya da bu dünyada birilerini mutlu ettin mi? Yani eğer mutlu oldun mu, birini mutlu ettin mi? Bunlara cevap verebiliyorsan ne mutlu sana. Yani ama işte bu doğru, bu da yanlış yani. Tabii Allah'ı yargılıyorsun kardeşim. Bu dünyada bir şeye bu doğru, bu yanlış diyorsan sen gerçeği göremeyen varlıksın. Yani Hazreti Muhammed'in M'sinden haberin yok yani. Hani Hazreti Muhammed bu aleme rahmet olarak gelmiştir ve Allah-u Teala ondan anlatmıştır. Ondan konuşmuştur. Ondan öğretmiştir. Yani siz ne zannediyorsunuz ki yani? Hep et kemiğine, ot kemiğine, but kemiğine bakıyorsunuz yani. Hani insan ot beden, et beden değil. Yani onun içinde böyle onu canlı tutan bir tane zatı var. O zatı takip edeceksin. Herkese gündem yani yaratılmış işte. Ben doğru söylüyorum, o yanlış söylüyor ama öbürü bilmem ne diyor yani. Televizyonu açan adam zaten cahil cüheylanın biridir yani. Evet, diyor ki, dolayısıyla Allah'ı bilmek olarak ortaya koyduğu batın varlıkla belirleşen evvel ve ilimle belirginleşen ahir isimler arasında herhangi bir fark yoktur. O evveldir ifadesinde ilk zamire o racidir. Yani emir gaybden gaybe yöneliktir. Yani bilinmezden bilinmeze. Hani onun gücü her şeye yeter ifadesinde zamir olan isim olan Allah'a dönüktür. Burada biz isim koyduğumuz zaman, Allah dediğimiz zaman maddeleştiriyoruz, cisimleştiriyoruz. Bir varlık haline getiriyoruz. Allah bir varlık değildir. Madde de değildir. Yani cisim de değildir. Yani Allah-u Teala bir şuur varlık olarak algılayabiliyoruz. Onu da ben her zaman söylüyorum. Her şeyde o varsa atomdur yani. Atomun içinde de ne yazıyor? Yani atomun çekirdeğinde La ilahe illa Allah yazıyor. Atomun çekirdeğinde yazıyor. Peki Hazreti Muhammed 1400 sene evvel ne demiş? Atomun çekirdeğinde. Her şey odur demiş. Ve her şeyin o olabilmesi için ben de oyum demiş. Onun olabilmesi için atomu anlaman lazım. Lan sen zaten ne kimyadan ne fizikten yani ne kitap okumaktan ne bunların hiçbirinden anlamıyorsun. Sonra diyorsun ki Allah öldürdükten sonra seni cennete cehenneme atacak. Orada hurilerle yaşayacaksın. Cahil bir toplum yetiştirmek yönetmekle ilgilidir. Benim kızım Kamboçya'ya gitti. Kimse bilmiyordur yani Kamboçya'nın hayat tarzı. Bir tane krallık var. Bu krala diyorlar ki eğer o sizin ülkenizde okumuş mühendis işte bilmem ne olursa seni bu krallıktan indiririz diyorlar yani. Kral da bir gecede ne kadar öğretmen, mühendis, yani okumuş, kitap okumuş, kitap okur yazar ne varsa bir gecede hepsini boğdurtuyor. Yani ölüm tarlalarını gitmiş ziyaret etmiş, hala ceset kokuyor baba diyor. Yani sen eğer bilgiliysen seni öldürtüyorlar yani. Orada bir rehberlik, onlara rehberlik yapan bir adama demiş işte yani neden bak işte İngilizce öğren bilmem ne aman aman demiş konuşma bak bunları bize söylerseniz
biri duyar şikayet ederse beni direkt öldürürler demiş. Biz ne kitap okuruz, ne bir şey öğreniriz. Yani bizim işimiz tarlalarda çalışmak, krala hizmet etmek. Onun dışında yani işte dünya medyası ya da işte bir şey incelemeye kalkarsak ertesi gün gelir bizi öldürürler. Hani işte bütün dünya bunun üzerine kurulu. Yani senin konuşmanı istemiyorlar. Senin gerçeği anlatmanı istemiyorlar. Senin bilgili olmanı istemiyorlar. Ondan sonra da yani o ölüm tarlaları dediğimiz çok yakında bu ölüm tarlaları bütün dünyada gerçekleşecek. Çok fazla bilgili, kültürlü, işte bilmem ne. Hayvan türü insana ihtiyaçları var yani. Belli bir kesimin diğer kesimlerin okuma yazmasına ihtiyaç yok. Şimdi bu aynı zamanda Amerika'da da olan bir olaydı. Geçmiş zamanda işte Afrika'dan toplanan köleler Amerika'da mısır tarlalarında çalıştırılır ve karın tokluğuna. Ayrıca onları çiftleştirilir. Çoğalsınlar ki daha çok kölemiz olsun diye. Çiftleşmeyenleri döverler. Yani Husisi giderler, gerekirse kendileri çiftleşirler. Yani çoğaltmak için. Sonra bu çocukları da alıp satarlar. Yani Amerikalı toprak sahipleri. Ve bu kölelik durumunda bir müddet sonra bir işte sadece okula gitmek, okur yazar olmak, hani bir şey bilgilenmek zenginlere aittir. Fakat bazı işte oranın kültürlü insanları derler ki yani biz bunları okutsak, eğitsek aman aman derler. Başımıza dert mi açacaksın? Niye okutalım, eğitelim bunları hani? Ama eğitilmiş köleler yaparsak daha çok işimize yarar. Nasıl yapacağız? İşte demiş okullar kuralım. Hani başlarına öğretmen verelim. Öğretmen onları döver. Onları bak böyle saygılı olacaksın. İşte üstünü kırmayacaksın. Emret komutanım diyeceksin. Ne derlerse inanacaksın falan diye çocukluktan bu zamana eğitilmiş köleler yetiştirelim derler. Ve zaman içerisinde dünya üzerinde işte beyaz yakalılar bilmem ne falan filan dediğiniz adam hayatı boyunca okur, üniversite bitirir bilmem ne yapar. Ama bir cahil cüheylanın bir fabrikasında ömür boyunca işte ustabaşı, mühendis, şu bu olarak yaşar. Niye yaşadığını bilmez. Neden dünyaya geldiğini bilmez. Allah'a şahitlik bilmez. Ondan sonra maça gider. Ona televizyon izler, dizi izler. Ama hakikatten fersah fersah uzaktadır. Yani azıcık incelememiz lazım. Kendini tanımayan insanın bu alemde ne cenneti ne de cehennemi görmesi mümkün değildir. Çünkü zaten cehennemin içinde yaşıyordur. O yüzden o evveldir ifadesindeki o zamir, onun gücü her şeye yeter ifadesine. Yani bu zamir ismi olan Allah'a dönüktür. İsim müsemmayı gerektirir. Dolayısıyla Allah evveldir. O her şeye ahirdir. O evvel ve zahirdir. Ve her şeye batındır. Bu inceliği anla. Diyor ki, Şeyh Tirmizi'nin 153. sorusuna cevap verirken matlayı şöyle ifade etmektedir. Eğer desen ki matla nedir? Cevap olarak deriz ki, kainatta halk, hakkın gözüyle bakandır. Kainata hakkın gözüyle bakabilmeyi burada eğitim olarak veriyoruz. Yani önce hakkın gözüyle görmeyi öğreneceksiniz. Yani sen hayvanın gözüyle bakıyorsun. Bugüne kadar da zaten hep hayvanın gözüyle baktın. Yeme, içme, cinsellik, şehvet. Yani böyle baktığın zaman yani nasıl yerim, nasıl birlikte olurum, nasıl bilmem ne. Şehvet gözünün dışında gözün olmadı ki hiç. Yani hakkın gözüyle bakmak şunu bilmektir. Yani siz beni göremezsiniz. Lakin bütün gözlerden gören benim diyen Allah. Yani göreni bulmanız lazım. Hakkın gözünü bulmanız için göreni bulmanız lazım. Bu sayede mülkün melikinin kim olduğunu bilir. Mülkün meliki kim? Mülk sensin. Yani senin melaiken ya da senin kuvvet kudretin sahibi kim? O. Yani bu sayede mülkün melikinin kim olduğunu bilirsin. Bileceksin. Desen ki sınır nedir? Deriz ki
seninle onun arasındaki ayrımdır. Ki bu senin kim olduğunu, onun da o olduğunu bilesin. Ona karşı edep ve tavrını sıkı sıkıya koruyasın. Yani burada senin kim olduğunu ve onun kim olduğunu bilesin kısmı, şöyle düşün, bir balonu şişirdiğini düşün. Balonun dışında hava var mı? Var. Balonun içinde hava var mı? Var. Boğazını sıktığımız kısım, balonu böyle diye şişiriyor da orayı sıktığımız kısım bizim boğazımız değil mi? Yani bu boğaz kısmımız, o balonun içerideki havayı tuttuğu kısmı. Dışarıdaki de hava, içerideki de hava. Boğazımız ise bizim devamlı şişirip balonu sındırdığımız. Peki balonu patlattığımızda ne oluyor? Hava, dışarıdaki havayla içerideki hava karışıyor. Demek ki egomuz neymiş? Balonun incecik o plastik cıdarı. Yani bunu eğer kavrayabilirsen zaten hakkın nefes olduğunu, hakikatin nefesle ilgili olduğunu öğrenirsin. Yani sana Yunus Hazretlerine soruyorlar işte buğday mı nefes mi diye. İşte balonun içindeki nefesi söylüyor. Yani o plastik balonun dışı mı yoksa balonun içindeki hava mı? Sen bunu kavradığın zaman zaten aydınlandın, uyandın kardeşim. Yani aldığın her nefeste Allah'ın ismi var ya. Her an Allah'ı soluyorsun. Allah ile berabersin, Allah'tan ayrı değilsin. Allah seninle, sen kiminlesin diye soruyorum. Sen kiminlesin? Senin arandaki ayrım, senin kim olduğunu, onun da o olduğunu bilesin. Ona karşı edep ve tavrını sıkı sıkıya koruyasın. İbn-i Sevdekin şöyle der. Matla tatmadığın şeylerden olup senin halinde olmayan şeylerden keşif yoluyla mütali olunası sahih olanlardır. Eğer senin halinse buna keşif denmez. Bu nedenle veli, kul, nebi olmadığı halde nebilerin makamlarını keşfeder. İbn-i Sevdekin bu tanımı Yasin suresine uygundur. Çünkü Yasin suresi Muhammedi hakimiyetin kalbi menzilidir. Şeyh Fütuhat'ın Nur suresiyle ilgili 360. babında zikrettiğine göre Yasin'in anlamı Ya Seyyid, yani ey Seyyid, ey efendi, ey hakim demektir. Diyor ki ey insan anlamında çevriliyor yani Yasin. Gayb kilitlerinin açan ilk anahtar Allah'tan başka her şeyin içindeki Allah'ın gölgesi konumundaki insanı kamildir. Yani her şey odur ve bu dünyada sadece hakikate ermiş kişiler insanı kamildir, olgunlaşmış insandır. Kur'an-ı Kerim olgunlaşmış insana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim avama inmez. Kur'an-ı Kerim böyle cahile inmez. Kur'an-ı Kerim herkese açık bir kitap değildir. Yani orada anlatılanları ben yorumluyorum. Ya yorumlayamazsın yani. Çünkü önce onu yorumlayabilmen için bir kamil insan olman lazım. Olgun insan olman lazım. Yüce Allah onu Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinden çıkaran Rahmani nefesten izah etmiştir. İki çeşit nefes alırız. Biri hayvani nefestir. Bu avamın aldığı nefestir. Öbürü de Rahmani nefestir. Aldığı her nefesin Allah'ın sana verdiği hayat olduğunu bilen kişinindir. İki kişidir. Biri Rahmani, biri hayvani. Hayvan da nefes alır yani. Ağaç da nefes alıyor. Yani ağaç da doğadaki karbondioksiti emiyor ve oksijen veriyor. Bu dünyada böyle bir denge vardır. Şimdi bu dünyanın dengesini bilenler mesela işte Ay'a, Mars'a, şuraya, buraya bitki ekmeye çalışıyorlar. Neden? Oradaki işte negatif havayı yani oranın işte karbondioksitini, oranın işte güneş sıcaklığını, şunu bunu emecek ve yerine oksijen salacak ve bunu da ancak böyle cam kubbelerde yapabiliyorlar. Yani cam kubbenin içinde bunu başarabilirlerse yani ilk etapta götürmüş oldukları oksijenle beraber bitkiler
karbondioksit alıp oksijen vermeye başladığında o cam kubbeleri çoğaltacaklar. Ve orada da yani kubbelerin içine insanlar çok güneş olduğu zaman kubbeleri karartacaklar. Çok yani dünya üzerindeki yaşama benzer bir yaşamı ama ancak cam fanusun üzerinde yapacaklar. Dünyada nasıl olduğunu zannediyorsunuz? Aynısı. Cam fanusun içindesiniz. Yani eğer cam fanusun içinde olmasaydınız hani bir kaos olurdu. Bu kaos şöyle, dünyada ne kadar oksijen ya da ne kadar su, ne kadar hava, ne varsa o kadar vardır. Ne eksilir ne artar. Sizin buraya geliş ve gidişiniz sadece görüntüdür. Yani holografik bir yapı içerisinde gelir ve gidersiniz. Buranın yapısı tamamen bir koza şeklindedir. Yapısı tamamen hakikati aslında nasıl diyelim? Mesela anne karnında 9 ay 10 gün yatarsın ya, ama annenin bütün rüyalarını görürsün, annenin yaşadığı acıları çekersin, annenin yediğini yersin, annenin, onun adı cennettir yani. Cennetten kovulma annenin rahminden dışarı çıkmaktır. Kovulduğunda, dünyaya geldiğinde ana ağlıyor yani. Diyorsun ki şimdi ne yapacağım, ne güzel besleniyordum ben cennette, ceninde, anne karnında diyorsun. Evet, ben senin babanım, yani dedenim. Yani. Sen benim babam gibisin diyor da. Celal kısmı bana şöyle diyorum. Bir insana cemalini gösterebilmesi için o kişinin onu tanıması lazım ya. Hani hala şu hızlı vur. Evet. Konuklarımız gelmeye başladı. Gölcük'ten gidip onları alıyoruz şimdi. Ayşenur'la hala onları almaya gidiyorlar. Evet. Tatmadığın şeylerden olup senin de halin olmayan şeyleri keşif yoluyla müteali olunması sahih olandır. Yani hakikati aramak şöyle bir şeydir ki bilmediğin bir şeyi arayacaksın. Tatmadığın, denemediğin, yani hep annenin babanın öğrettiği bilgilerden çünkü Yasin suresi Muhammedi hakimiyetin kalbi menzilidir. Şeyh Fütuhat-ı Nur suresiyle ilgili 360. babında zikrettiğine göre Yasin anlamı ya seyyid, ya efendi, ya hakim, ya insan. Diyor ki gayb kilitlerini açan ilk anahtar. Allah'tan başka her şeyin içindeki Allah'ın gölgesi konumundaki insanı kamildir. Yüce Allah onun Kur'an'ın kalbi olan Yasin suresinden çıkaran Rahmani nefesten izhar etmiştir. Yasin terhim edilmiş bir nidadır. Yani normal şekli ya seyyittir. Tıpkı ya Eba Hüreyye kast edilerek ya Eba Har denilmesi gibi. Böylece bu isimlerin siyadeti, hakimiyeti sabit oluyor. Terhim edilmesi ve rahmetin gerçekleştirdiği teslimiyet içindir. Bir de zahire çıkmasına imkan olmayan kısmının kesinliğini vurgulamak amacına yöneliktir. Sınırda yükseldin, ondan ayrılma demiş. Yani sınır, salikin zevk aldığı, tahakkuk ettiği son noktadır. Sınırdan yukarı yükselmesi, makamından yukarı alana zevk olarak değil, keşif olarak mutali olması demektir. Dolayısıyla ondan ayrılma sözünün anlamı şudur. Zevk olarak tahakkuk etmediğin bir şeyi iddia etmek suretiyle varlığının son noktanın sınırından ayrılma. Yani Şeyh-i Ekber Resulullah'ın getirdiği salavatta şöyle diyor. Allah'ım beni onun izinden, ondan yararlanan biri kıl.
ona benzemeye, onun katına yükseltmeye çalışan biri kılma. Onun yolundan, yani bir aydınlanmış bir insanın en önemli özelliği nedir? Huzurludur, mutludur, kimseye bulaşmaz, kimseyi eleştirmez, yargılamaz, kimseye eyvallah demez. Yani bu alem artık onun için hani bitmiştir, görevini tamamlamıştır. Ama Hazreti Muhammed hakikate erince, tamam ben görevimi tamamladım, hakikate erdim deyip geçip evinde mi oturmuştur? Yani Allah'ın varlığına ve birliğine şahit olduktan sonra onu yaymak için inanılmaz mücadeleler etmiştir. Yani öldürülmek için kaç defa suikaste uğramıştır. Hani böyle hikayeler anlatılır. İşte bir gün derler ya Muhammed seni öldürecekler. İşte her şeyden, klandan bir kişi seçildi. Gece senin hani herkes seni öldürünce kimse suçu üstüne almayacak. Haberin olsun derler. Peygamber Efendimiz de o gece Mekke'den Medine'ye hareket eder. Bu arada evinde birisi hani kalması gerekir. Hazreti Ali der ki ben yatarım senin yatağında. Bu bir hikayedir. Yani 1400 sene evvel olmuş ya da olmamış. Ama buna benzer bir sürü hikayesi vardır. Hazreti Ali onun yerine yatar ve gece eve saldırı yapıldığında Hazreti Ali kalkar. Yani nerede Muhammed der, yok hani evde değil. Ve arkasından düşerler falan. Sonra işte bir mağaraya girer, bir kuş yuva yapmıştır, bir örümcek orada falan. Hikayedir. Çünkü dinlerin hepsi masal, misal ve hikayedir. Yani binlerce yıl evvel aktarılmış bilgilerin tamamının size gelmesi mümkün değildir. Yani burada başka türlü çocuklara masallarla bu hikaye anlatılmazsa gerçekler, sen gerçeği öğrenmek istiyor musun? Dönüp kendine bak. Gerçeği anlamak istiyor musun? Kendini tanı. Eğer Allah'ı bilmek istiyorsan kendini tanıma ve kendini bilme için uğraş. Başkalarının sana anlattığı bilgilere fazla tamah etme. Yani kendini bilen Rabbini bilir. Bizim 400 tane videomuz var. Bu videoların tamamında insanın kendini tanıması üzerinedir. Yani bildiğimiz kadarını anlatıyoruz. Neyi bildiğimiz kadarıyla? Kendimizi bildiğimiz kadarıyla. Başkalarının bize aktardığı bilgilerle ilgili değil. Ben bu kitabı okumamın tek sebebi var. Konuyu dağıtmamak için okuyorum. Yani orada hani eğer konunun dağılması, yani beni onun izinden giden, ondan yararlanan biri kıl. Yani Allah, yani Peygamber Efendimiz'in yolundan, peki Hazreti Muhammed'in yolundan gitmek nedir? Onun yaptıklarını yapmak, giydiklerini giymek midir yani? Hazreti Muhammed insanın köle olmasını engellemek için mücadele etmiştir. Sen köle değilsin. Allah'tan başka kimseden isteme, kula kulluk etme, köleliği ben kaldırıyorum, kölelik yoktur diye anlatmıştır. Bize anlatılan bilgi de şu. İşte gitmiştir işte bir falan köleyi çok büyük paralar vererek azat etmiştir. Ondan sonra ya işte bu köleyle ben bir miyim falan filan demiştir. Hikaye. Hikaye. Yani orada anlatmaya çalıştık, köle olma diyor yani. Senin anlayacağın olay şu. Sen kölesin. Sana Hazreti Muhammed bütün hayatını, bütün bilgilerini aktarmış, demiş ki bak lütfen demiş. Yani kula kulluk etme. Sende görünen, senden sana şah damarından yakın Allah var. Yani Allah'ı başkalarına köle yapma demiştir. Hani evet, hal edinmekte zorlanıyorum. Zamanla yani, yaş kaç bilmiyorum. Yani videoları izleyip eğer
halin değişmiyorsa zaten gene eski haldesin. Hala gene hayatında bir değişiklik yoksa. Bizim gelen birçok öğrencimiz, hocam hayatım değişti falan. Aradan 2 ay, 3 ay geçiyor, 4 ay geçiyor. Fakat bunu, bu hal değişimini yaşadığı ortama yansıtamadığı için birdenbire eski haline dönüyor. Çok gençsin daha, 26 yaşındasın. Normal, bak 33 yaşına kadar hayatını deneyimle, evlen, işte sevgilin olsun falan. Yani bu dünyada tatman gereken bir şey kalmamalı yani. Hani. Her şeyi bitirdikten sonra Hazreti Muhammed evlenmiş, ondan sonra kervanlarla bütün dünyayı gezmiş falan. En sonunda 42 yaşında kendini mağaraya kapatıyor. 35'inde kapatıyor, 42'sinde peygamberlik geliyor. Yani diyor ki bir dakika ya diyor, hani burada öğretilen bilgiler, Arabistan'daki bilgiler, işte buradaki putlar var. Yahudiler Arapları soyuyor. Hristiyanlar yok, İsa, Musa, Muhammed şey dini anlatıyor falan. Bunda bir yanlışlık var. Ben gittim Hindistan'a diyor. Orada bir de Buda var. Gittim diyor. Orada bir tane diyor Hari Krishna var diyor. Ben bir de bunları inceleyeyim diyor. Ondan sonra bu yola giriyor. Yani evet, hayatın değişecek. Korkmayacaksın kardeşim, sana Allah şah damarından yakın ya. Yani senden, sen bu ot bedende Allah'ın şahitlik yaptığında bu bedeni terk et. Hani ölmek zorunda değilsin. Yani bırak şu bedenini ya. Yani sen beden değilsin, sen duyguların değilsin, sen düşüncelerin değilsin. Peygamber Efendimiz ne diyor? Ben değilim diyor. Tövbe estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah el azim el kerim el rahim, la ilahe illahu. Ben değilim. Yani ben beden değilim. Seni öldürürler. Ya ulan ben zaten bir damla sudan gelmişim. Ölürsem de o bir damla yani toprağa gübre olacağım. Nereden yaratıldım? Gübreden yaratıldın. Yaratıldığın şey sen bir damla ne diyor? Çamurdan, gübreden, şundan, bundan. Neden? Bana şahitlik etmek için diyor ya. Hani yani o arzu biçer diyor ki hocam 400 video izledim, kendime geldim. Vallahi seni şükranla önüne eğiliyorum ya. Ben teşekkür ediyorum yani. Varlığına şükran. Yani arzu, senin gibi insanlara ihtiyacımız var ya. Hani 400 video izlemek bir sabır meselesi yani. Ve bunları not tutmak. Ben geçenlerde bir arkadaşım geldi buraya eğitime. Bir baktım böyle bir defter yapmış. Dedim bu ne? Hocam dedi, videolarınızda dedi, not aldım hepsini dedi. Dedim bunu kitap yap. Yap kitap, bestseller olur dedim ya. Kitabın anında anı kur, kerim koy dedim yani. Hani senin hayatın değişmesini istiyorsan yani kendini tanıyacaksın. Başkalarının anlattığı bilgilerle uzak dur. Yani bu da bir kitap. Yani bunu da hani Kutsal Sırlar diyerekten Muhittin Arabi'nin yazdığı bilgilerini açıklamalı bir kitap yazılmış. Yani ben de buradan mesela okuyorum. Diyor ki nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Yasin hikmetli Kur'an'a yemin olsun. Yani İbni Sevdekin şöyle der. Sınırda yükseldin. Sözünün anlamı şudur. Sen kendinde bu mahdut olmayan maatla yükseldin. Çünkü ıhlamur ağacının altındayız. Bu ıhlamur o kadar güzel kokuyor ki rüzgar estikçe şöyle göstereyim size. Bu hafta gelecek arkadaşlarımıza bu ıhlamurları toplatacağız. Ve bu ıhlamuru da toplatacağız. Diyeceğiz ki %50'si sizin, %50'si bizim, götürebilirsiniz. Yani geçen sene topladıklarımız bile duruyor ya. Yani hiç içmiyoruz, yemiyoruz. Allah sizi inandırsın, beni inandırsın. Buradaki arkadaşlarımızın hepsini inandırsın ki biz yani satalım, biriktirelim, işte şundan gelir elde edelim gibi zerre kadar düşüncemiz yok mesela hani.
O yüzden ıhlamur oradan estikçe böyle serin serin. Arkadaki kiraz ağacında kirazlar çürümeye başladı. Toplayacak adam yok. Geçen gün hadi dedik toplayıp götürelim dedik. Daha yolda giderken sıcaktan hepsi çöktü. Yani o kadar emeğimiz boşa gitti. Dedik ağacın üstünde çürüyecek. Yani evet. Bugünlük de bu kadar yapalım. Sınır kelimesi, insan kendi sınırlıdır. Sınırdan dışarı çıktığın zaman hakikati ararsın. Sınırlı bir hayatın var. Sınırlı bir hayatın içinde olduğu için. Evet. Nihal Kanlı Deren. Merhabalar, teşekkürler, sağ olun. Ben de canlı yayınlarınızı, videolarınızı izliyorum, faydalanıyorum. Hayat akışım değişti. Evet, yani şöyle söyleyeyim. Bir Kur'an-ı Kerim'in hakikatini okuyup hayatın değişiyorsa, Kur'an-ı Kerim sende açığa çıkmıştır. Hazreti Muhammed'in varlığı sende muhabbet olarak açığa çıktıysa, sende Muhammed'in bilgisi, sendeki Muhammed açığa çıkmıştır. Eğer sen bu aşama videolarını izlerken sendeki bu hakikat açığa çıkmışsa içindeki usta uyanmıştır. Dışarıda usta yok. Usta senin içindedir. Yani ben size bir şey öğretmiyorum. Siz bu alan öğrendiğiniz bilgilerle sizin içinizdeki usta uyandığı an sizin dışarıdaki usta yoktur. Dışarıda bir Muhammed yoktur. Dışarıda bir Allah yoktur. Yani evet, diyor ki senin makamını arzular, yani senin bileceğin düzeye iner. Bu takdirde matlup olursun, talip değil. Murat olursun, mürit değil. Bunları tahakkuk ettir, doğruyu bulursun ve Rabbim ilmimi artır de. Rabbim ilmimi artır. Rabbim ilmimi artır. Bugün de bu kadar yapalım. Pazar pazar zaten çok az kişi girip çıkıyor. Yani kendini tanımayı arayan o kadar az insan var ki. Mutlu ve sağlıklı olalım. Huzurlu ve güçlü olalım. Varlıklı ve zengin olalım. İç ve dış olumsuzluklardan uzak olalım. Kendini bilen, Rabbini bilenlerden olalım. Huzur içinde savaşlardan, dertlerden, sıkıntılardan, televizyondan uzak olalım. Başkalarının ne dediğinden, başkalarının dedikodusundan, başkalarının iyi kötü doğru yanlış tartışmalarından uzak olalım. Sevgi ve sevinç içerisinde kendine göz kulak olanlardan olalım. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.